Merhabalar, STV ekranlarına hoş geldiniz. Yazı İşleri programımızla karşınızdayız. STV Haber Müdürümüz Şener Çetin bizlerle. Şener Çetin'in yorumlarıyla Eskişehir ve ülke gündemindeki gelişmeleri aktaracağız. Şener merhabalar, hoş geldin. Merhaba, hoş geldik, hoş bulduk. Evet. Kolay gelsin, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de hoş geldik diyorum, biz de sahada koşturduğumuz için. Ayağımızın tozuyla geliyoruz stüdyoya. İşte yaşanan gelişmeler ortada zaten, aktaracaksın. Hemen dışarıda nasıl bir atmosfer var senden dinleyelim. Hala sokağa çıkma yasağına rağmen yaşları dışarıda görüyoruz. Yine pek çok insanın evde kal çağrısına uymadığını görüyoruz. Neler söylemek istersin şimdi bu konuda? Gözümüze ilişiyor. Dışarıda bir kalabalık hakim ama eskiye nazaran ilk vakadan sonra alınan önlemler, açıklanan işte uyarılara gayet riayet ediyor vatandaşlar. Çünkü eski kalabalık şimdilerde yok dışarıda. Şimdi havaların ısınması da bir anlamda vatandaşları evden bazen uzaklaştırabiliyor. Belki de yaşanan yoğunluk da ondan kaynaklanıyor olabilir ama özellikle orta yaş ve 65 yaş üstü kesimi şimdilerde çok da göremiyoruz. Bazı yaşlı kesim istemeden de olsa biraz sıkılıyor sanırım. Dışarıya çıkanlar var. Bununla ilgili bugün aslında polis ekipleriyle de birlikteydik. Onlar da görev başında aynı şekilde görevlerini en iyi şekilde yürütmeye devam ediyor. Biraz yaşlılarla başımız dertte ama diyor tatlı bir yorgunluk oluyor da bizler için diyor. Onlar da çalışmalarını yürütüyor. Eskişehir'de şu an az önce de bahsetmiş olduğum gibi çok bir kalabalık yok. Herkes kurallara, uyarılara riayet ediyor. Vatandaş çoğu zaman zaten vaktini evinde geçiriyor. Hayat eve sığar sözleri aynı şekilde burada vuku buluyor yani. Evet. Devam edelim. Hemen vaka sayılarına gelelim. Biliyorsun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün resmi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla koronavirüs kaynaklı Türkiye'de gerçekleşen ölümleri ve her geçen gün artan vaka sayısını bildiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirtmiş olduğu son rakamlara göre 2433 vaka var şu an Türkiye'de ve ölüm sayısı da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı da 59'a yükseldi. Önce haberimizi izleyelim. Kiminle temas ettiyse o kişileri taramak istiyoruz. Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılırken Türkiye'de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise her akşam sosyal medya hesabından son verileri paylaşıyor. Açıklanan verilere göre son vaka sayısı 2433 oldu. 59 ölüm gerçekleşti. Bakan Koca paylaşımının içerisinde şu ifadelere yer verdi. Son 24 saatte 5035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2433. Sayılar kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar. Öte yandan Bakan Fahrettin Koca tek tek herkesin kendisini izole etmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Tek tek herkesin fert ver kendisini virüs taşıyıcısı gibi görerek sosyal izolasyona evde hatta odasında izole etmesinin altını çizdim. Biz ne kadar bu kurallara temasa ve izole etmeye kendimizi zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer. Ne kadar bu anlamda herhangi bir kural tanımazsak o kadar da bunun mücadelesini sürdürmek zorlaşabilir. Açıklamış olduğu son veriler bu yönde. Her geçen gün artarak devam ediyor bu rakamlar. Evet. Dileriz bir an önce çaresi bulunur ve en az kayıpla bu işin üstesinden geliriz. Her akşam Fahrettin Koca'nın açıklamalarına kilitleniyoruz. Akşam saat 11-12 arası. Belki milyonlar Bakan Koca'nın sosyal medya hesabına kilitleniyor. Acaba ne zaman açıklama yapacak ve gelen açıklamalar ne yönde olacak? İnanın insanların artık psikolojisi bozulmuş durumda. Tedbiri de almak durumundayız. İşte gelinen nokta ortada. 3 ay, 3,5 ay kadar bir zaman oldu bu virüs ortaya çıkalı ve şu an 400 bini aşmış durumda dünya genelinde. Aynı şekilde ölüm vakası da 20 binin üzerine çıktı. Gerçekten ciddi rakam bunlar. O kadar çok mesele vardı ki dünya üzerinde sürekli zaten haberlerde de dile getiriyorduk. Aslında o meseleler artık bir kenara itildi. Hiçbir mesele kalmadı. Dünyanın tek meselesi bu oldu. Ve artık devlet yetkilileri bu işin içerisinden nasıl çıkarız diye canla başla mücadele ediyor. İşte bütün ülkelerde gerekli tedbirler, önlemler alınıyor. İtalya'da özellikle Çin'den sonra, Çin'de yayılmıştı ama
bir durma noktasına geldi. Şu an vaka oradan yavaşladı ama dışarıdan gelenler şu an Çin'e o virüsü taşımaya devam ediyor. Çin'de bu durum çok azaldı. Gel gör ki İtalya ve İspanya aldı başını gitti. Ciddi oranda rakamların arttığını söyleyelim. Çünkü İtalya'ya baktığımız zaman 7000'in üzerine çıktı ölüm sayısı. Aynı şekilde İspanya 4000'e doğru ilerliyor, yaklaştı. Şimdi şöyle bir durum da ortaya çıktı. Türkiye'de 11 Mart'ta vakanın görülmesiyle birlikte işte ilk vaka geldi. Şu an vaka sayısı 16. gün bugün. İlk vakadan bu yana 16. gün ve 2433'e yükseldi. Şimdi sayı böyle hızla arttığı zaman insanlar şimdi İtalya ile İspanya ile kıyaslama içerisine girdi. Şimdi bakıyoruz verilere. İtalya'da 16. günde vaka sayısı 1701'e ulaşmış. Aynı şekilde İspanya'ya bakıyoruz. 16. günde sadece 84 vaka görülmüş. Ama şimdi bakıyoruz yani 20-30 binin üzerine çıktı İspanya'da vaka sayısı ve ölümlü 3700'lere ulaştı. Buradan yola çıkarak insanlar da işte o kıyaslamayı yapıyor. Biz 16. gündeyiz ve bizim vaka sayımız 2433'e yükseldi. İşte Allah göstermesin, işte onun paniği var, onun stresi var insanlarda. Şimdi biz yarın bir gün İtalya'ya geçeceğiz diye. Ama bu noktada zaten bilim kurulu üyeleri her gün detaylı açıklama yapıyorlar, paylaşımlarda bulunuyorlar. Bununla ilgili hiçbir endişeniz olmasın, yani bu mümkün gözükmüyor diyorlar Türkiye için. Şu anda veriler ortada, diliyoruz bundan sonra çıkmaz ama ekipler hızla canla başla çalışıyor. Hem devlet yetkilileri, sağlık çalışanları keza büyük bir mücadele veriyor. İşte gerekirse evlerine dahi gitmiyorlar, yani yoğun bir mücadele içerisindeler ki sağlık çalışanlarının da enfekte olduğunu görüyoruz. 59 ölüm gerçekleşti Türkiye'de. Şimdi bakıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Enfekte olanlara aynı şekilde bir an önce iyileşmelerini diliyoruz. Allah'tan temennimiz tek o. Şimdiden sonra işte alınan tedbirler ortada. Eskişehir'de de bununla ilgili ciddi çalışmalar var. Gerek belediye yetkilileri, işte gerek güvenlik güçleri aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Az önce, az sonra görüntülere de aktaracağız aslında, o çalışmalardan birkaç görüntümüz de olacaktır elimizde. Tedbirli olacağız. Yapılan uyarıları dikkate alacağız. Bizim başka yapacak bir şeyimiz yok. Devlet yetkilileri tedbir alıyor. Her ne kadar alırsa alsın, onun almış olduğu tedbir beni veya seni koruyamaz. Herkes kendimizi, yani hepimiz kendimizi korumak zorundayız. O yüzden diyorlar ya, hayat eve sığar, evde kalın diye çağrı yapıyorlar devamlı. İşte bu kurallara riayet etmeliyiz. Çünkü genç yaşlı tanımıyor. Yakın zamanda işte Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra ortaya bir ölüm vakası daha çıktı. Genç bir kız, 33 yaşında olmasına rağmen o da bu hastalığa yenik düştü. Hatta hayatını kaybetmeden önce hastalığa yakalanmıştı ki sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapmış. Aslında onun paylaşımı da bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Artık düş yakamdan ateş, hani boğuluyorum. Balkona çıkıyorum ama yine bu soğukta balkona çıkmama rağmen yine bayılacağım mesajı paylaşıyor. Yani o kadar tehlikeli ki bu paylaşımı yaptırmış ve o insan da genç yaşta 33 yaşında hayatını kaybetti. Koronavirüse yenik düştü. O yüzden genç yaşlı tanımıyor. Her ne kadar yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olanlar bundan etkilenmiş olsa da gençler de etkilenebiliyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Uyarıları dikkate almakta fayda var. Bu arada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarla ilgili bir açıklama yaptı. Okullar 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar devam edecek. Önce Bakan Ziya Selçuk'un konuyla ilgili açıklamaları gelsin ekranlarımıza. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrası eğitim alanında alınan kararlara ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı bir uzaktan eğitime, televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladı. Bu hafta bizim test haftamızdı ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman nasıl olacağı yine biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi bilim kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Bütün bu çalışmalara baktığımızda eğitimde elbette kayıplar olacaktır, elbette eksikler olacaktır.
Fakat ben bütün vatandaşlarımızın, bütün anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız ve hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan bu yolculuğu, bu bir maraton koşudur, bu yolculuğu, bu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Ve gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın kimse. Yeni tip koronavirüsün eğitim üzerindeki etkilerini açıklayan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar uzatılacağını duyurdu. Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki tatil sürecini, yani tatil değil evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu ve 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu ve bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız. Evet, öğrencilere de buradan duyurmuş olalım, 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Tabii ki eksiklikler olacak ama evet, en yakın zamanda Sayın Bakan'ın da aktarmış olduğu gibi bu eksiklikler de giderilecek. En iyi şekilde eğitim, uzaktan eğitim şeklinde devam edecek uzaktan eğitim sistemiyle. Evet. Tabii bu esnada ailelere büyük sorumluluk ve görev düşüyor. Mutlaka. Çocukların eğitiminin devam etmesi için sağlıklı bir şekilde. Alınan tedbirler kapsamında ilk tedbiri buydu. İlk zaman... İşte vaka çıkmaya başladığı andan itibaren okullar direkt tatil oldu. İşte ara tatil dönemi bir hafta geriye çekildi. Üniversiteler aynı şekilde 3 aylık tatil dönemine girdi. Çocuklarımız da şu an uzaktan eğitime devam ediyor 23 Mart itibariyle ve bu süre uzatıldı. Uzatılması gerekiyordu. Zaten her şey ortada. Bu şartlar altında çocukların okula gitmesi çok da uygun olmaz. Özlem var mı? Var. Ben gün aşırı yeğenlerimle konuşuyorum. Sürekli telefonla ararlar, hatır sorarlar. İşte dersle ilgili bir konu olur. Gelirler hemen beni ararlar, söylerler. Hani şunu söylerler. Özledik okula amca. Hani gidemiyoruz, gitmek istiyoruz. Sınavlar var, çalıştık o kadar sınavlara giremiyoruz. Aynı şekilde yarışmalara katılacaktım ben birinci olmak için. İşte o kadar çok çalıştım, birinci olacaktım. Ben bu yarışmaya katılabilecek miyim? Şimdi onun şeyi var. Hani ben de telkin ediyorum kendisini. Hepsi olacak yani zamanla. Biraz daha bu şekilde devam edecekler. Yapacak bir şey yok. Evde aslında güzel görüntüler de çıkıyor. Hani uzaktan eğitim diyoruz ama gerçekten yetkililer bununla ilgili güzel bir çalışma örneği sergilediler. İşte seçilen öğretmenler videolu eğitime devam ediyor. Aynı şekilde dersleri, belki geçmiş dersleri de buna içine katarak tekrarını yaptırıyorlar öğrenciler o dersi unutmasın diye. Şu an tekrar niteliğinde gidiyor bildiğim kadarıyla. Ama ilerleyen günlerde tabii yeni konularla birlikte devam edecektir öğrenciler. Buradaki amaç zaten öğrencinin derslerinden uzaklaşmaması için yapılan bir uygulama. Okullar bu şekilde devam eder mi? 30 Nisan sonrasında daha uzatılır mı bilemiyorum. Bu şartlarda bu şekilde devam ederse bu salgın elbette belki bu dönemi bu şekilde kapatmak durumunda kalacak öğrenciler. Ama senin de söylemiş olduğun gibi her zaman da dile getiriyoruz. Ebeveynlere çok büyük sorumluluk düşüyor. İşte sabah 9'da atıyorum ilk ders, çocuk dersini dinliyor. Yaklaşık 20 dakikalık bir video. Bunu dinledikten sonra bunun tekrarları da var. Ama bu esnada boşluk zamanda ne yapıyor çocuk? İşte onu takip etmek gerekiyor. Okula gitmiyorum diye evde de zamanı boşa harcamaması gerekiyor. İşte devamlı kitabını okuması gerekiyor. Dersini saatinde dinlemesi gerekiyor. Anlamadığı noktada tekrarı zaten çıkıyor. 2-3 kez tekrarlanıyor akşama kadar bu videolar. Aynı şekilde oradan takip etmesi gerekiyor. Ebeveynler bir değil iki kez işte daha çok üstüne düşmek zorunda. Okulda öğretmenler ilgileniyor. Şimdi öğretmen hem anne hem öğretmen evdekiler olacak. Daha dikkatli olmakta fayda var. Bu arada eğitim sistemi ilk bir hafta evet verildi, uzaktan eğitim şeklinde devam etti ama bir takım eleştirilere maruz kaldı. Olacak bu kadar da sonuçta ilk bir hafta Sayın Bakan da belirtmiş olduğu gibi bir deneme süreci. Gelen eleştiriler arasında mesela öğretmenlerin çok hızlı anlattığı, öğrencinin yetişemediği şeklinde ve yayınlanan videoların içeriğiyle ilgili bir takım sıkıntılar oldu. Bu eleştiriler de eminim dikkate alınacaktır. Bir sonraki süreçte düzenlemeler yapılacaktır konuyla ilgili. Şimdi bu çok kısa bir zamanda ortaya çıktığı için hani...
bu kadar kısa süre içerisinde bile hani eğitimin bu şekilde devam etmesi bile artı benim için. Elbette video içeriklerinde bazı olumsuz görüntüler vardı. Bu görüntülerle ilgili de aslında yasal işlem başlatıldı, soruşturma açıldı. Ziya Selçuk bununla ilgili yapmış olduğu açıklamada zaten belirtti. Hani gerekli işlemler başlatıldığını söyledi, gerekli işlemin de yapılacağını söyledi. Hızlı anlatımlarda da dikkate alınacaktır diye düşünüyorum. Bu süre bu şekilde biraz devam edecek. Belki sıkıntılar olacak, eksikler olacak ama ilerleyen günlerde bu süre uzatıldığı için şimdiden sonraki anlatımlar biraz daha öğrencinin anlayabileceği nitelikte olacaktır. Sonrasında zaten aradan ya bu ara içerisinde öğrencinin uzaktan eğitime maruz kaldığı bu dönem içerisinde okula gittikten sonra bu eksiklikler de giderilecektir. Ziya Selçuk da aynı şekilde açıklamalarında paylaştı. Hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Yaşanan sıkıntıyı da minimuma indirmek için ellerinden geleni yapacaklardır ki şu anda da onun için çalışıyorlar zaten. Evet. Bu arada geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, STV ekranlarında yayınlanan Vaziyet programına konuk olmuştu ve tabii ki de gündem koronavirüste, Eskişehir'de koronavirüse yönelik alınan tedbirlerden bahsetmişti kendisi. Önce dilersen programı bir hatırlayalım. Bakalım ne konuşulmuş o programda. Haberimizi izleyelim. STV'de yayımlanan Vaziyet programının konuğu AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'dı. Çalışkan, Ali Baş ve Arif Ambar'ın sorularını yanıtladı. Gündem koronavirüstü. Alınan önlemler değerlendirildi. Çalışkan rahatlatan bir açıklama da yaptı. Eskişehir'de koronavirüs şüphesi taşıyan hastalara yapılan test sayısının ve koronavirüs tedavisi gören hastaların sayısının ülke ortalamasının altında olduğunu söyledi. Bu süreçte yönetim kademesinin her noktasında başta Sağlık Müdürlüğü olmak üzere bir süreci takip ediyoruz. Süreci hepimiz için, Eskişehir'imiz için, tamamımız için takip ediyoruz. Çünkü alınması gereken önlemler, ihtiyaçlar, söylenmesi gerekenler var ise bunları özellikle resmi makamlar ağzından herhangi bir siyaset söylemi üretmeksizin ve insanlar için doğru bilginin sağlanması adına çaba sarf ediyoruz. Sağlık İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla sahadaki verileri topluyoruz. Bunların paylaşım anlamında en son akşam geç saatlerde Sağlık Bakanımız hem vaka sayısını hem kaybettiğimiz insan sayısını bizlere bildiriyor. Şu çok sevindirici noktada duruyor. Yapılan test sayıları gün geçtikçe artıyor. Tabii bu şöyle bir şey değil. Benim çok da uzmanlık alanım değil ama seyrettiğimiz televizyon kanallarındaki özellikle bilim kurulu üyelerinin verdiği bilgilerde herkese test yapmaktan ziyade hastalık belirtisi gösteren insanlara test yapmış olmak hem elimizdeki sağlık malzemelerinin etkin ve verimli kullanılması hem de insanlarımızı telaşa paniğe sürüklememek adına çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Şu ana kadar şehrimizde yapılan test sayısı ülkenin tamamında yapılan test sayısına oranla daha iyi bir yerde duruyor. Çalışkan, şehrimizde insanları paniğe düşürmemek adına 90 yaşındaki hastaların dahi tedavi edildiği süreçlerin yaşandığına da dikkat çekti. Eskişehir'de bugün itibariyle hiçbir vefat haberi almadık. Ha, Eskişehir demiyorum. Ben Türkiye geneli düşünüyorum. Ben bunu şunun için söylüyorum. Bu konuda gerçekten uzmanlar, bilim kurulu üyeleri her televizyon kanalında buna ilişkin detaylı açıklamaları yapıyorlar. Bu da çok hepimiz için verimli oluyor. Yani biz kendi şehrimize ilişkin hani insanların bu anlamda paniğe de düşünmesi adına 90 yaşındaki hastaların dahi tedavi edildiği süreçler yaşıyoruz. Tüm şehirlerimize bunun artık tüm şehirlere yayılma ihtimali değerlendiriliyor. Biz bu anlamda Sağlık İl Müdürlüğü özellikle yapmış olduğumuz şehir hastanesi vasıtasıyla işte 1081 yatak, yaklaşık 300 tane uzman, 42 tane tabip, 224 ebe, 1000 kadar hemşireyle çok ciddi bir hizmet üretiyoruz. Ve bu açıkçası bugün itibariyle ülkede tamamlanan 10 tane şehir hastanesinin, tabi böyle bir şey kimse arzulamaz ama ne kadar büyük bir ihtiyacı karşıladığı da ortada. Keza Yunus Emre Devlet Hastanemizin de bundan aşağı kalır yanı yok. Orada da 800 tane yatağımız, 233 uzmanımız, 28 tabimiz, 151 ebe ve 744 tane de hemşiremiz var. Evet, rahatlatan açıklama AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan geldi. Şu ana kadar Eskişehir'de herhangi bir ölüm vakasının olmadığını belirtti. Evet. Yine şehir hastanesiyle ilgili alınan tedbirleri aktardı. 90 yaşındaki bir hastaya bile gerekli testlerin yapıldığı sağlık sürecinden bahsetti.
Şöyle söyleyelim, rahatlatan açıklama diyoruz. Haberi de ben okudum ama çok da rahatlatmıyor. Her ne kadar tamam ölüm vakası yok Eskişehir'de ama bilinen bir gerçek var ki o da 59 tane ölüm gerçekleştirdi. Türkiye genelinde rakam bu şekilde. Türkiye yayılma ihtimalinden bahsediliyor. Elbette Türkiye'nin hani hemen her yerine yayılmış vaziyette zaten. Ve sağlıkçılarımız da bununla ilgili gerekli çalışmaları yürütüyor. Eskişehir'de vaka var mı diye bazen işte yorumlar da yapılıyor sosyal medya hesaplarından. Bunu zaten en yetkili ağız, Sağlık İl Müdürü dahi açıklayamıyor burada Eskişehir'de. Evet, tabii ki bizden açıklamamızı bekleyemezler. Elbette öyle. Bununla ilgili zaten vatandaşları paniğe, hiçbir şekilde paniğe sürüklememek adına burada yer, mahal belirtilmiyor. Bunu tek elden Sağlık Bakanı dahi yapmıyor ki bunu hani Sağlık İl Müdürü açıklasın. Sağlık Bakanı dahi sadece bize akşam saat 11-11.30 sıralarında sadece işte yapılan testlerden onların rakamlarını veriyor. Artı gerçekleşen enfekte şu an bugün bu kadar enfekte olan sayıya ulaştık ve şu kadar ölüm gerçekleşti. Hiçbir şekilde yer belirtmiyor ki. Bunun dışında Eskişehir'de vaka var mı? Şimdi Zihni Çalışkan'ın açıklamalarından görüyoruz. Zihni Çalışkan işte test sayısının normalde Türkiye genelinde yapılan testlerin Eskişehir'i kastederek ortalamanın altında olduğunu söylüyor. Ki Eskişehir'de de bununla ilgili çalışmaların olduğu ortada bu açıklamalardan dolayı. Çünkü şu ana kadar yetkili ağız diyoruz ya, işte AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan yetkili bir ağız. O da Vaziyet Programı'na konuk oldu. Bunun açıklamasını yaptı. Aynı şekilde 90 yaşındaki bir vatandaşa da dikkat çekti. Hiç vaka yoksa zaten buradan anlaşılıyor. Hani 90 yaşındaki bir şahsın dahi teste tabi tutulduğunu söz etmesi dahi bunun olduğunun göstergesi. İşte bu yüzden diyorlar. Burada Eskişehir'de, Bilecik'te, Kütahya'da, Afyon'da fark etmiyor. Yani bu virüs Türkiye'ye geldi mi? Geldi. Ne yapmamız gerekiyor? Uyarılara dikkate alacağız. Başka yapacak bir şey yok. İlla hani Eskişehir'de veya şurada burada şu kadar vaka var söylemleri çok da işe yaramıyor. Hepimiz kendi önlemimizi kendimiz alacağız. Daha ziyade insanları daha da çok endişeye sürükler bu tür rakam belirtmek. O yüzden rakam belirtemiyoruz. Şehirler arası göç dalgasına bile yol açar bu durum. Evet. Zaten İtalya'da ilk öyle bir hata yapıldığı için İtalya genelinde ciddi anlamda yayıldı bu virüs olayı. Evet. Mahal belirtildiği için. Bu arada 112 anında müdahale ediyor olayla ilgili vakalara. Onunla ilgili de görüntülerimiz var. Haberimizi izleyelim önce. Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılıyor. Ülkemizde de vaka sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık çalışanları ise gecesini gündüzüne katıyor. Eskişehir 112 acil servis personeli koronavirüs olabileceği düşünülen her vakaya gerekli müdahaleyi yaparak salgının daha fazla yayılmasını engellemeye çalışıyor. Bu kapsamda Eskişehir'de koronavirüs şüphesiyle yaşlı bir adam evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Salgına karşı özel kıyafetleriyle olay yerine gelen sağlık personelleri galoşlarını da giyerek yaşlı adamın oturduğu apartmana girdi. Tüm tedbirleri alan personel koronavirüs şüphesi olan yaşlı adamı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü. Evet, elimizden geldiğince Eskişehir'de gerek yerel yönetimler açısından gerek 112 olsun, hastaneler olsun bu konuda tedbirler elden düşürülmüyor. Anında müdahale ediliyor. Gerekli önlemler zaten koronavirüs haberleri yayılmaya başladığından beri alınmaya da başlamıştı Eskişehir'de. İşte hem içerideler hem dışarıdalar. Sağlık çalışanları her yerde şu anda. En ufak bir ihbar geldiği zaman vatandaştan hemen o noktada o koordinatlar içerisinde bitiyor. Biz de dün aynı şekilde araçla seyrederken ambulans işte hızla gidiyordu. Biz de peşinden takıldık gittik. Özel kıyafetlerini giymişler. Belliydi hani bir şüphe üzerine gittikleri belliydi. Gittik aynı şekilde orada 70'li yaşların üzerindeydi belki bir amca. Aynı şekilde özel kıyafetler aracılığıyla ayaklarına, galoşlarına giydiler ve amcayı oradan aldılar ki vaka demiyoruz biz buna. Şüphe üzerine gidildi. Belki bir rahatsızlığı oldu bilemiyoruz. Önlem için de özel kıyafetlerini giydiler ve hastaneye götürdüler. 112 çalışanları gerçekten hani hep diyoruz ya büyük bir mücadele veriyorlar. En ön sıralarda yer alıyorlar. Yani virüsle birebir temas halindeler ve o yüzden
yakalanma şansları da çok fazla. O yüzden onlar da zaten özel kıyafetlerini giyiyorlar ki o giymiş oldukları özel kıyafetler de günlük olarak değişen kıyafetler. Ki bunun maliyetini de ortaya koyduğun zaman Türkiye'de şu an birçok noktada bununla ilgili çalışmalar var. Her özel kıyafetinin maliyetini ortaya koyduğun zaman da büyük bir rakam çıkacaktır ortaya. Sağlık çalışanları gerçekten özverili bir şekilde çalışıyor. Biz de onlara her akşam saatler 21'i gösterdiğinde alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz, minnet borçluyuz. Aynı şekilde polis ekiplerimize, jandarma ekiplerimize hepsine teşekkür ediyoruz yoğun çalışmalarından dolayı ve alkışlıyoruz. Kesinlikle. Ve bu arada bu yaşadığımız kötü günlerde en zor görevi belki de değil en zor görevi sağlıkçılar üstleniyor. Kesinlikle sağlıkçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bir kulak verelim. Bakalım evde nasıl vakit geçiriyorlar, onları dinleyelim. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı geldi. Polis ve jandarma ekipleri ise yaşlıları evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor. Eskişehir'de geçtiğimiz gün yaşlı bir kadına erzak götüren polislerin ardından bu kez de Mihaloçuk ilçesi İstasyon Mahallesi'nde sıcak bir görüntü vardı. Maskine dedim yani olunca burada olursanız hop kuzum buyurun gelin bak. Jandarma ekipleri Mehmet ve Tevhide Yalçın'ı ziyaret etti. İhtiyacımız yavrum. İhtiyacımız parayı. Ziyarette en sıcak ve en samimi görüntüler hakimdi. İnşallah. Asi burada mısınız Asi? Buradayız. Ama hop kızım evi de öğrendiniz. İnşallah. Tamam. Tevhide teyzenin güler yüzü, samimiyeti iç ısıttı. Yani adam bulup bir tatacak diyorum. Neyse hop kızım vallahi gücenirim bak. Tamam teyzem benim. İnşallah burada geleceğiz. İşte bu görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tamam sen sıkma canını, sıkıntı yok. Tamam mı teyzem? Biz geleceğiz. Olsun geleceğiz. Evet, polis ve jandarma ekiplerimiz örnek bir davranış sergilemişler. Zira şuraya bağlamak istiyorum. Bu koronavirüs olaylarının yayılmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'de de görünmesinin üzerine bir takım bazı kesimler tarafından yaşlılarımıza yönelik gerek sosyal medyada gerek sokakta böyle küçük düşürücü, dalga geçici maalesef ifadelere rastlıyoruz maalesef. Ve bu hiç hoş değil. Bu bizi üzüyor kesinlikle. Ve onlar aslında onlar açısından da bakmak gerekiyor duruma. Çünkü artık belli bir yaşa gelmişler. Emekliler, çalışmıyorlar. Bu insanlar zaten parklarda, bahçelerde geçiriyorlardı günlerini. Şimdi evlere kapanmış durumdalar. Evin içinde sıkılıyorlar. Yaşlı sonuçta. Evet. Bu konuda da onlara biraz anlayış göstermek gerekiyor. O yüzden çok fazla bu şekilde küçük düşürücü ifadeler kullanmayalım lütfen. Biz her şeyimizi onlardan öğrendik. Onları küçük düşürme haddimiz değil. Öyle bir terbiyesizlik yapanlar zaten cezasını da buluyor. Oraya da değineceğim az sonra. Şimdi bu insanlar sokağa çıkıyor. Evet 65 yaş üstü yasak. Kronik rahatsızlığı olanlar yasak. Ama normalde bu insanların aslında biraz da sahipsiz olduğunu daha çok gördük. Aslında bu çoğu yaş almış insanlar sahipsiz. İşte atıyorum evlatlara bakmıyor. Veya işte terk ediliyor bir şekilde. Yalnız kalıyor. Yalnız yaşayanlar var. Bugün az önce de söylemiştim programın başında polis ekipleri hani yaşlılarımızla uğraşıyoruz falan diyorlardı. Onlar da aslında onların sahipsiz olduğunu söylüyor. Aynı şekilde hiçbir şekilde evladının yüz çevirdiğini, onlara bakmadığını ve dolayısıyla onların da kendilerini yalnızlıktan bunaldığı için dışarıya attığını bunları söyledi. Gerçekten durum şu anda bu. Gelelim terbiyesizliklere. Ali İhsan amca vardı. İşte bununla ilgili görüntü çekilmiş. Sosyal medyada gündem olmuştu. Neymiş efendim? Sokağa çıkma yasağına rağmen sokağa çıktı. Yolda yürürken ekmek almaya gidiyor. Yasak olduğunu biliyor ama bugün yasağın başladığını bilmiyordu. Hani yasağın ilk gününden bahsediyorum. Hemen iki tane genç videoya çekmiş. Bir de aşağılayıcı şekilde paylaşımlarda bulunmuş. Bununla ilgili İçişleri Bakanı hemen anında bu haberi duyduktan sonra kendi sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Anında ekipler harekete geçti. Bu şahıslar yakalandı şu anda, gözaltına alındı. Aynı şekilde İstanbul Bağcılar'da yine yaşlı bir vatandaş iki tane genç yanına geliyor. İşte virüs bu diye işaret ediyor, üzerine gidiyor. Kafasından aşağı kolonya döküyor, hemen maske takıyor. Ve aşağılıyor orada insanı.
Bununla ilgili de işlem başlatıldı. O şahıslar da yakalandı. İşte sizin yaptığınız terbiyesizlik. Ve Miral Işık, Anadolu'nun bağrında diyoruz ya işte yetişen değerlerimiz, kültürümüz. 1 dakika 16 saniyelik bir video. Çok kısa bir video. Ama o videonun içerisinde değerlerimiz var. Büyük, kocaman bir hayat var. İşte onu görüyoruz bu samimiyetle, bu güler yüzde. Hem jandarma ekiplerinin güler yüzü, samimiyeti ve Tevhide teyzenin de samimiyeti, hoşgörüsü, ikisi bir araya geldiği zaman sıcacık bir ortam oluşmuş. Ve yapmış olduğu şive, konuşma tarzı o kadar etkiliyor ki izlerken biz de içimiz ısındı. Bizim böyle görüntülere ihtiyacımız var. Yaş almışlarımıza karşı saygıyı yitirmeyelim, terbiyesizlik yapmayalım. Biz onlardan çok şey öğrendik bugüne kadar. Bundan sonra da öğreneceğimiz her şey onlarda. Evet, kesinlikle bu evet. Süreçte herkese özellikle bu konuda çok duyarlı olmaları gerektiği konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen dikkat edelim. Evet. Evet Şener, böyle burada da noktalayalım programımızı. Teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili STV izleyenleri, bir yazı işleri programımızı daha bugün burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek diyelim. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.